Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar soru çözümleri bölümü 3. İlk soru şu şekilde. ABC birbirinden farklı bir basamaklı doğal sayılardır. Dikkat ediyoruz. Birbirinden farklı ve bir basamaklı. Yani 9, 8 gibi sayılar. Olduğuna göre CN çok kaçtır? A ile B'yi çarpıp C'ye bölüyoruz. C fazlaysa yukarısı da fazla olacak ki en büyük değerini alsın. Yukarısı en fazla ne olabilir? Mesela 9'a 9 olabilir mi? Olmaz çünkü rakamları farklı diyor. Ne olabilir? 9'a 8 olabilir. 9'a 8 olduğunda C ne değerini alır? Burası 72, 9 kere 8 çarpı tablosundan C ne olur? 72 bölü 12. Yani 72'yi neye bölersem 12 olur? 6'ya bölersem öyleyse C de 6 oluyor. Üst tarafı daha küçülttüğümüzde alt da küçüleceği için bize en büyük değeri soruyor. Cevap C. ABC sıfırdan farklı birer pozitif tam sayı ve olduğuna göre şu ifade olduğuna göre A artı B artı C toplamı hangisi olamaz? Bu biraz numarası olan bir soru. Denklem çözmeyle de alakalı tabii. Şu eksi a'yı karşıya attığımızda a artı b eşittir 5c oluyor. Yani a ile b'yi toplayınca 5c oluyormuş. 5c demek ne demek? Mesela c 1 ise 5, 2 ise 10, 3 ise 15. Yani hep 5'in katı. Burası 5'in katı. Bir de 5c var. Dolayısıyla şöyle düşünüyoruz. Bize a artı b artı c'yi sorduğu için 5c A artı B yerine yazdım. Bir de C'yi topluyoruz yani aslında. A artı B yerine 5C yazdım. Bir de C. Ne oldu? 6C. Şimdi ne oldu? C yerine 1 koyduk. 6. 2 koyduk. 12. 3 koyduk. 18. Hep 6'nın katı. Öyleyse 6'nın katı bir şey olacak. Bunlar 6'nın katı. Ama 10 değil. Dolayısıyla 10 olamıyor. Cevabımız 10. Sıfırdan farklı bir sayının 3 katı alınır ve sonuç başlangıçtaki alınan sayıya bölünürse bölüm kaç olur? Deneyelim. Sıfırdan farklı bir sayı 1. 3 katını aldım. 3. Sonuç başlangıçtaki sayıya bölünürse 3. Şu soruyu da devam edelim. X, Y, Z sıfırdan farklı birer tam sayı ve X artı Y, Z'dir. X artı Y, Z artı Y, Z toplamı hangisi olmaz? Az önceki sorunun daha kolayı. Çünkü X artı Y'nin Z olduğunu biliyoruz. Şurayı silelim. Yerine Z yazalım. Z artı Z. 2Z. Şimdi 2z ne demek? Z yerine 1 yazınca 2, 2 yazınca 4, 3 yazınca 6. Hep çift sayılar. Şıklara bakıyoruz. Bunlar çift, tek sayı olamaz. Çünkü 2z demek çift bir şey elde etmek demek. A ve B pozitif tam sayılardan büyük olanının 48 katı, diğerinin 72 katına eşittir. A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır? Aslında bu bir, tabii sayılar her şeyin içinde olduğu için normalde. Aslında bu biraz Ebo Pekok sorusu. Çünkü 48 ile 72'nin en büyük ortak bölenine bakmamız lazım ki en küçük değeri bulalım. Niye öyle? Çünkü şöyle. Şimdi A ve B. Mesela büyük olanın 48 katı. A 72, B 48 olsa bunu sağlar. A'nın 48 katı 72 çarpı 48, B'nin 72 katına eşittir. 48 çarpı 72 yerlerini değiştirdik. Ama en küçüğünü soruyor. Öyleyse olabildiğince ortak katının en büyüğünü bulacağız. 48 ile 72'nin EBOB'u, yani bunu ileride de görürüz de 24'tür. En büyük ortak bölenleri 24'tür. Yani en fazla 24'e bölünürler ortak olarak. Bunu bölünce 2 gelir, bunu bölünce 3 gelir. Dolayısıyla biz buraya şöyle diyebiliriz. 3'ün 48 katı 2'nin 72 katına eşittir. Bakalım doğru mu? 3 kere 48 144, 2 kere 72 144. Dolayısıyla en küçük değeri 3 artı 2'den 5'tir. ALES sorusu olduğu için tabi biraz düşündüren sorulardan. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin birbirinden farklı ABC elemanları için ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Şimdi mantıken düşüneceğiz. En büyük değer olması için şu büyük olacak. Bunlar da küçük olacak. Çünkü bunları çıkarıyoruz ya. 3A en fazla ne olur? 15 olur. Şimdi bunları küçük yapacağız. Önce bunu küçük yapalım. Çünkü bu 2 kere alınıyor. C'ye 1 dediğimizde 2 oldu. B'ye de 2 kaldı. 5'i kullandık. 1'i kullandık. En küçük 2 kaldı. 2'yi koyduğumuzda 15 eksi 2 eksi 2. 11 sonucuna ulaşıyoruz. Devam edelim. Üstteki sorulara benzer bir soru biraz daha değiştirmiş. Şöyle bir şey. A eşittir 7B bölü 3. Yani 3'ü yukarıya atarsak 3A eşittir 7B. Atmasak da olur da ben buradan anlatayım daha basit olur.
Yukarıya atma dediğim aslında denklemin iki tarafında 3 ile çarpıyorum. Burayı 3 ile çarpınca 3 alıyor. Burayı 3 ile çarpınca bu bunu götürüyor. 3a eşittir 7b kalıyor. 3a eşittir 7b. Yani b 7b ne demek? İşte hep bu mantık. 1 olursa 7, 2 olursa 14, 3 olursa 21. Hep 7'nin katı. Şurası 7'nin katı. Ben bunu biliyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama 7'nin katı olduğunu biliyorum. A'nı da öyleyse A'yı da 3 ile çarpınca 7'nin katı olacak. Yani dolayısıyla A 7'nin katı olacak. Çünkü bir şey 3 ile çarpınca 7'nin katı oluyorsa o kendisi 7'nin katıdır. 3'ün içinde 7 çarpanı yok. E bunlardan hangileri 7'nin katı? Ama 20 7'nin katı değil. Dolayısıyla cevabım 20 oluyor. Bunları şıklardan yine deneyince görebiliriz. Ama sorunun mantığı bu. 3A eşittir 7B diyoruz. Burası 7'nin katı. Çünkü 7B. Ne koyarsam koyayım 7'nin katı olacak. Öyleyse şıklardan 7'nin katı olmayanı seçiyoruz. A ve B pozitif tam sayılar ve A bölü 4 artı B 8 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer. Şimdi mantıken A'nın alabileceği en büyük değer ve ikisini topluyoruz. Mesela diyorum ki bendeki cevizlerle sendeki cevizlerin toplamı 8. Benim en fazla kaç cevizim vardır? Öyleyse senin en az cevizin olacak ki bende en fazla olsun. Öyleyse ben B'yi en küçük yapıyorum. A da en büyük oluyor. B en az ne olur? Şartım ne? Pozitif tam sayılar. Mesela 0 veremem çünkü pozitif tam sayılar. Ama 1 olabilir. 1 verdiğimde A bölü 4 artı 1 28'miş. Yani A bölü 4'ü 1 ile toplamışım 28 olmuş. Öyleyse bu 27. Pardon 8'dir. 8 olmuş. Öyleyse burası A bölü 4'ü 1 ile toplayınca 8 olduğuna göre A bölü 4 7'ymiş. Şurası 7. A bölü 4. A'yı 4'e bölmüşüm 7 olmuş. Öyleyse A nedir? 28. Çünkü 4 kere 7 28. Geçelim. A, B pozitif tam sayılar için olduğuna göre A'nın en büyük değeri yine aynı mantık. A en büyükse bu küçük olacak. Pozitif tam sayılar öyleyse bu 1 olacak. Bu 1 olduğunda şurası 7 oluyor. A hem fazla 21 oluyor. Olduğuna göre 6A artı 4B ifadesinin en büyük değeri. Evet, şimdi şöyle bir şey var. A'yı büyük yapınca bu toplam daha fazla büyür. Ama B'yi büyük yapınca o kadar büyümez. Çünkü A'yı 6 ile çarpıp bekliyoruz. Gerçi burada en büyüğünü sormamış. Demek ki tek bir değer alıyor. Bir bakalım nasıl tek bir değer alır burası. A bölü 2'yi B bölü 3 ile toplamış. 1 olmuş. Şu ne istiyor? Bu da bir rasyonel sayı sorusu tabii. İşte sayılar hepsiyle iç içe olduğu için. Şunu 3 ile genişletiyorum. Şunu 2 ile ne oluyor? 2A artı 3B bölü 6 eşittir 1 oluyor. Bunu bu tarafa atınca 2A artı 3B eşittir 6 oluyor. Bana ne sormuş? 6A artı 4B'yi sormuş. Şurada ben A ile B'yi değiştireceğim. Düzgün genişleteyim. 3 kere A 3A artı 2 kere B 2B. 3A artı 2B 6'ymış. Bana 6A artı 4B yani bunun 2 katını sormuş. Dolayısıyla iki tarafı da 2 ile çarparsam 6 artı 4B eşittir 12 olarak buluyorum. Devam edelim. AB pozitif tam sayılar ve pozitif tam sayı yani 1, 2, 3, 4 şeklinde oluyor. Olduğuna göre A artı 8 bölü B 12'ymiş. A'nın alabileceği değerler toplamını bana soruyor. Yani bu aslında bana şurada B neler olabilir diye soruyor da. Çünkü bölünen kısım burası. Yani mesela 8 5'e bölünmez. Dolayısıyla B 5 olmaz. Sınırlandıran şey B burada soruyor. Ama mesela B 1 olabilir. 1 olduğunda 8 bölü 1 8. A da 4 oluyor bu durumda. Mesela 2 olabilir. 8 bölü 2 4. Buradan A 8 oluyor. 8 artı 4'ten 3 olamaz. 4 çünkü 8 bölü 3 tam sayı değil. 4 olabilir değil mi? 4 olursa ne olur? Burası 2 olur. Burası 10 olur. 5, 6, 7, 8 olabilir. 8 bölü 8, 1. Burası da 11 olur. Bunları toplayınca 21, 29, 33 oluyor. Demek ki toplam 33 oluyormuş. Başka bir şeysi yok zaten. Mesela B 10'a 15, 16 gibi şeyler olamaz. Çünkü bu sefer tam sayı olmaz A'da. Üstteki şart bizim için çok önemli. Her zaman sınırlandırıyor. Mesela şurada dikkat ettiyseniz bir şey vermedi üstte şart. Niye? Çünkü A ile B'yi biz bulmadık. Direkt toplamını bulduk. Bunların ne olduğu belli değil yani.
A ve C birbirinden farklı doğal sayılardır. A artı 3B çarpı C 9 olduğuna göre A sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Burada soruya bakmamız gerekiyor. Mesela 9 ne çarpımıdır ona bakmamız gerekiyor aslında. Mesela 1 kere 9 veya 9 kere 1 veya 3 kere 3 gibi. Şimdi bakalım. Mesela 1 kere 9'un çarpımı değil mi? 1 kere 9. Bu olasılığı düşünelim. C 9 olduğunda şurası 1 olacak. Doğal sayılarda demiş yani 0 olabiliyor. Öyleyse B'ye 0 verdiğimde A 1 oluyor. Böyle bir ihtimalim var. 1'i yazalım. Başka hangi ihtimalim var? Mesela 3 kere 3 değil mi? 3 kere 3 olabilir. Birbirinden farklı demiş ama ben buraya 3'ü yazdım. İçeriye 1 ile 2 ile 3'ü oluşturabilir miyim? Ona bir bakalım. Buna 0, buna 1 verince 3 oluyor. 1, 0, 1, 3 birbirinden farklı 3 sayı oluyor. Yine oluyor ama A 0 pek bir işe yaramıyor. Yine de yazalım. Çünkü değerleri toplamını sormuş. Başka ne oluyor? Mesela şunu kullanmadık. Bu taraf 9, bu taraf 1 olsun. Şimdi burası 1, C1. Öyleyse bunlar 1 olamaz. Bunların toplamı 9 olacak. Nasıl olabilir? Mesela B2 olur, A3 olur. Bu şekilde oluyor dikkat ederseniz. 3 artı 6, 9 çarpı 1 oluyor. 3'ü yazdık. Başka ne olabilir? Mesela B0 olur, A direkt 9 olur. Bu şekilde de oluyor. 9 artı 3 tane B 0 olduğu için 0 çarpı C 9 sağlıyor. Toplamı ne? 3 artı 9 artı 1 13 oluyor. Bu şekilde çözebiliyoruz. Güzel bir soru. Bir daha bakayım. Şöyle. Evet güzel. 2004 Polis Meslek Yüksekokulu sorusu. X'e pozitif tam sayılar olduğuna göre Z'nin en büyük değeri için X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Şimdi düşünüyor insan. Z'nin en büyük değeri mesela 10 milyon olabilir mi yani? Neyi sınırlandıran ne var? Ona bakıyoruz. Sınırlandıran ne var? Aslında şurası var. Çünkü x pozitif tam sayı. Dolayısıyla belli şeyleri alabilir. Mesela ne alabilir? 1 alır. 3 bölü 1, 1 olur. 3 alır. 3 bölü 3, 1 olur. Mesela 1 aldığında burası en büyük değer olur. 3 bölü 1, 3. Z'nin en büyük değeri dediği bu. En fazla 3 olur Z. Çünkü x daha küçük bir şey alamaz. X küçük olacak ki bu bölüm büyük olsun. Bu x büyüdükçe bölüm azalıyor. Ve en küçük 1 aldı. Burası 3 oldu. X 1 oldu. Z 3. Peki Y ne oluyor? Y bölü 2 3 ise Y 6'dır. Çünkü 6'yı 2'ye bölünce 3 olur. Bunların 3'ünün toplamı 10. Geçelim buraya. X, Y, Z ve T pozitif tam sayılar olmak üzere X'ten 2 çıktı Y, Y'den 3 çıktı Z, Z'den 1 çıktı T. Bunların toplamının en küçük değeri nedir? Şartımız ne? Pozitif tam sayılar olacak. Şimdi toplamının en küçük değeri. En küçük içlerinde hangisi? T. Çünkü X'ten çıkarmışım Y olmuş, Y'yi çıkarmışım Z olmuş, Z'den bir şey çıkarmışım T. En küçük T. T en küçük ne olabilir? Pozitif tam sayı 1 olur. Z'den neyi çıkarız? Z'den 1 çıkarmışım 1 kalmış. Öyleyse Z2 yazdım. Y'den 3 çıkarmışım 2 olmuş. Öyleyse Y 5. X'ten 2 çıkarmışım 5 olmuş. Öyleyse 7. 7, 5, 2, 1 toplayınca 15 sonucuna ulaşıyorum. Devam edelim. Az önceki soruya benzer bir rasyonel sayı sorusu. Bunların paydalarını eşitleyeceğiz. 4, 5, 3'ü 8'e eşit olacak olduğuna göre demiş. Bunu sormuş. Şunun kat olduğunu tak diye görmek lazım. Şimdi onu yakalayacağız. 4, 5, 3'ün ortak ekoku veya ortak nerede eşitlenir diye düşünce aklıma benim 60 geliyor mesela. 60 da eşitleniyor. Bunu 15 ile çarpıyorum. 15A. Belki direkt çıkacak. Şunu 12 ile çarpıyorum. 12B. Artı şunu 20 ile çarpıyorum. 20C bölü 60. Hepsinin paydası 60 oldu şimdi. Eşittir 8. Rasyonel sayılar konu anlatımında bunu anlattım. Bu paydadaki 60'ı yukarıya attığımda 8 çarpı 60 oluyor. Direkt benim sonucumu veriyor. Bu da 8 kere 6 48 yanına 0 attım 480. ABC pozitif tam sayılar ve A eksi B 7 B eksi C 3 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaç olur? Aynı olay pozitif tam sayılar C en az kaç olur? 1 olur. Değil mi? 1 olunca bu 4 olur. 4 olunca bu da 11 olur. 11, 4, 15, 16 şeklinde sonuca ulaşıyoruz. Üsttekinin aynısı. Bu da leste çıkmış. C'yi niye en küçük yaptık? Çünkü A'dan B'yi çıkarıyoruz. B'den de C'yi çıkarıyoruz. 3 olmuş. C'yi büyütürsem B büyür. B büyürse A büyür. Toplamın en azını istiyor. Öyleyse en küçük C'yi yaptım. Cevap 16. Bu videoda bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.